duyduk ki Gelin Evi izleyenlerimiz de final günü için daha özenli hazırlanıyor. Hatta final pastası bile kesiyorlarmış. Gelin yapandır eve getirdi. Gelin Evi bahane olsun, şahane muhabbetler hep sizinle olsun diyoruz. Bugün İstanbul Pendik'te oturan Ayşe Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Merhabalar, ben Ayşe Şenler, 21 yaşındayım, ev hanımıyım, 1,5 senelik evliyim, 10 aylık bir kızım var, dünya tatlısı. Ağrılıyım, İstanbul Pendik'ten katılıyorum, eşim Yugoslavya göçmeni. İşte karşınızda bugünkü gelinimiz, ev sahibimiz Ayşe Hanım'ın hikayesi. Uzaktan bakıyorsam, aşkından kaçıyorsam, anla biraz beni. Benden önce birisi görmüşse mi seni, hakkın yok sevme beni. Uzaktan bakıyorsam, aşkından kaçıyorsam, anla biraz beni. Benden önce birisi görmüşse mi seni, hakkın yok sevme beni. Varsın bu aşk böyle yarım kalmasın, sen içinde yaşayacaksın. Taytini taytini tamma ama, Asel gider hamma ama. Asel, gel taytay yapalım. Hadi bakalım, hadi gel 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 gel. Ayşe Hanım, bu minik prenses kim acaba? Evet, bu benim kızım Asel Derin, 10 aylık. Minik prenses de heyecanla gelinlerimizi bekliyor anlaşılan. Evet, o da çok heyecanlı. Evimize misafir geleceği için. Evet, gelecekler anneciğim. Gelecekler. Kızınızla hazırlanmak zor olmadı mı acaba? Eşim sağ olsun çok yardımcı oldu bana. O baktı, ben hazırlıklarımı yaptım. Çok fazla eziyet eden bir bebek değil. Şu an biraz heyecanımızdan dolayı böyleyiz. Peki sizin heyecan durumunuz nedir Ayşe Hanım? Ben çok heyecanlıyım. Dün daha fazla heyecanlıydım. Hatta heyecandan midem bulanıyor diye ilk de bir bahsediyordum. Şu anda heyecanlıyım, titriyorum hatta. Bilmiyorum, misafirlerimi dört gözle bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda gelirler. Bugün gelinlerimizi Asel Hanım'la birlikte mi karşılayacaksınız yoksa? Evet, Asel durursa onunla beraber karşılamayı düşünüyorum. Desenize tatlı bir karşılama olacak. Evet, büyük bir ihtimalle dayanamayacaklar kızımın tatlılığını. Onlar da yumuşayacaklar diye düşünüyorum. Ayşe Hanım, bugün gelin evinde final günü biliyorsunuz. Altınları kazanma konusunda bir iddianız var mı acaba? Asel, Asel. Biz kazanacağız değil mi anneciğim senin şansına? Senin bahtına katıldık. İnşallah kazanırız. Bakalım, çok heyecanla bekliyoruz. Öyle umut ediyoruz. Kızlar da geldi galiba anneciğim. Hadi kapıya çık. Geldi. Kızlar hoş geldiniz. Sizi kızımla beraber karşılıyorum. Merhaba. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun salona. Prenses. Ne güzel bir karşılık. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Kırmızı balık korosu. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Çarpıcı eleştiriler. Kopuk, çok kopuklar birbirleriyle. Nasıl duruyor biliyor musun? Hani sanki evet. Üç tane hayalin varmış, üç tane farklı tarzın varmış gibi. Ben Dante'yi çok sevmiyorum mutfakta. Mandal önlüklerden farklı havlu modellerine, yedi şişle yapılan patiklere, el emeği, göz nuru, anne hatıralarına Ayşe Hanım'ın çeyizi. Hepimize bir oda dolusu çeyiz yapmış üç kızına da. Annem ben kaybettim. 6 aylıkken vefat etmiş, göğüs kanserinden kaybettim annemi. Duruyor kimse çeyizi. De 4 otobüs çeyizim vardı, bir el arabası çeyiz çıkarmadı önümüze yalnız. El balığı, triliçeli ikram masası. Ben sizin için final günü olduğu için helva kavurdum fındıklı. Helvanı yerim inşallah, senin mi diyorsun? Markette başlayan bir aşk hikayesi. Ben eşimle aynı markette tanıştık. Sonra çöp dökmeye gittik. Ben çöpü dökmeye gidiyorum, o da çöp dökmeye geliyor. Bana dedi ki, benimle evlenir misin dedi. Gözlerine vuruldum diyebilirim. Ayşe Hanım'ın duygusal hikayesi. Babamı çok seviyorum ama onunla görüşemiyorum. Annemin yokluğu çok
koydu bana. Hiç görmedim. Annem olmadan anne oldum ben. Nişandan düğüne Ayşe Hanım'ın en mutlu anları. Balayı hediyesi İbrahim Toraman'dan. Eşimin patronu İbrahim Toraman'la beraber çalışıyordu. Biliyorsunuz eski Beşiktaş'ta futbolcu. O hediye etmişti bize. Eşim onun şoförüydü. Buradan da İbrahim Toraman'a teşekkür ediyorum. Eşleri terleten sorularımız. Peki benim en güzel yaptığım yemek? Bizim nişan tarihimiz. Altınların sahibi kim olacak? Perşembe gününden komple rahatsız oldum. Hatta imkan verseler tarihten çıkartırım. Ben evini beğenmedim. Neden çoğul o zaman konuşuyorsun? Ben evimi beğenmedim. Beğenmediğim kişilere de o puanı verdim. Hepsi az sonra gelin evinde. Tekrar hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Ben montlarınızı alayım sizin. Ben alayım istersen. Tamam. Teşekkür ederim. Şöyle vereyim canım. İsmi neydi? Asel mi? Asel Derin. Asel Derin. Evet. Asel. Asel ya. Cennette akan dört balırmandan bir tanesinin ismi. Ha. Bal gibi olsun diye kızım. Prenses'in sürekli balıkları çok seviyor onları. Evet, gözlü balıklar da. Evet, kırmızı balık şarkısı olsun. Balık olsun çok seviyor. Hastası diyebilirim. Hanımlar, kırmızı balık şarkısını biliyor musunuz? Anaokulu öğretmenimiz var. Doğru ya, Nurten Hanım anaokulu öğretmeni. O bilmeli. Şöyle Aslan gel, Aslan gel. Kırmızı balık gönde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Aslan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Hasan seni tutacak. Sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Hoppa. Maşallah çok sevimli ya. Allah bağışlasın. Ben anaokul öğretmeni olduğum için karşısında çocuğuyla görünce değişik oldum. Öğrencilerimi zaten çok özledim ama daha da özlediğimin farkına vardım. Tek aramızda bir tek onun çocuğu vardı. Güzel oldu. Hoş, onunla bizi karşılaması hoş oldu. Birlikte şarkı söyledik, eğlendik. Kızlar ben size kahve yapayım. Hepinizin nasıl içtiğini bilmiyorum. Bir tek ben şekerli, siz hepiniz orta içiyorsunuz. Evet. Tamam, evet. Hayır. Önce bir hediyeni aç. Tamam, zaman şunu sana veririm. Bugün büyük bir hediyemiz evet, var. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım. Ağrımış da bayağı. İnşallah beğenirsin. İnşallah. Asel de hediye paketi açarken annesine yardım ediyor. Çok da güzelmiş kızlar. Aynen. Zevklemişsiniz. Bunlar da herhalde şöyle. Çarşafları. Evet. Evet, bunlar da yedek yastık kılıfları. Yatak örtüsü hepsi içinde. Evet, set haliymiş. Evet. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim kızlar. İyi gerçekten. Günlerde kullan. İyi kullan. Ben kahvenizi yapayım kızlar. Asena'cığım senden de rica etsem bana bir yardımcı olabilir misin? Tamam, ben bunu dış sese vereyim. O da yatak odasına götürsün o zaman. Ayşe Hanım, kahveler pişmiş bile. Evet. Çok seviyorum ben bu fincan takımımı. Kemal Atatürk. Çok sevdiğim takımım, arkadaşlarımı. Bunlara da kahvemi ikram etmek istedim. Final günü yarışan gelinlerimiz hep eleştirilerin daha sert olacağını düşünürler. Sizin de böyle bir kaygınız vardı. Peki hala aynı düşüncede misiniz Ayşe Hanım? Ben öyle tahmin ediyordum, öyle bekliyordum arkadaşlarımı. Şu an biraz yumuşak gördüm onları. İnşallah finalin stresini bende atmazlar, öyle umut ediyorum. Gelinlerimizi yumuşatan şey kızınız olabilir mi acaba? Kızımla karşıladım onları. Evet, onlar da birer anne adayları. İnşallah en kısa zamanda onların da bebekleri olur, istiyorlar da. Kızımın etki ettiğini düşünüyorum. Çünkü o bir melek. Onu gördükleri zaman çok yumuşadılar, hemen gülümsediler. Aradaki soğukluk gitti gibi diyebilirim. Ayşe Hanım, kahveleriniz soğumasın. Tamam, hadi ben gittim. Evet kızlar, son gün geldi. Final gününde son kahvelerimizi içeceğiz. Evet, ev sahibimiz de geliyor. Son kahveler benden o zaman. İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben
sağlık. Afiyet olsun kızlar. Ayşe Hanım salonunda pembe tonlarında koltuk takımı, çiçek desenli berjerler ve beyaz televizyon ünitesi tercih etmiş. Ucu boncuklu beyaz stor perde üzerine desenli beyaz kruvaze, kenarları boncuklu tül fon perde tercih eden Ayşe Hanım, çiçek desenli açık renk bir halı sermiş. Ben öncelikle koltuklarından başlayacağım. Koltuklarının şu kısımlarını sevdim ama bu kısımlarını sevmedim. Şu yüzden sevmedim. Uyumsuz buldum. Yani evet, baktığın zaman böyle genel olarak uyumlu ama beni rahatsız eden bir şey var. Yani tam olarak onun içindeki renk ağırlığı bu renk değil yani. Ben olsaydım mesela bu renk yapardım ya da krem yapardım. Hani en kötü ihtimalle krem yapardım. Ama ben olsaydım kesinlikle bu rengi tercih ederdim. Yeşil yapardım yani. Evet, aslında bunun rengi zaten bu renk değildi. Hı hı. Krem olursa eşimden dolayı biraz çabuk kirleneceğini düşündüm. Yeşil olursa da koyu olur. Sürekli üstüne toz gelir, bir şey olur diye. Bu da koyu ama açık yani. Ya ne bileyim, ben birazcık daha şey, bunun üstüne toz düştüğü zaman, bir şey olduğu zaman hemen belli olur diye. Bir de mesela arkadaşınızın evinde vardı herhalde. Bordo'ydu, evet şey, buna da koyu derlerdi. Benimkine koyu derlerdi. Boğar diye bir de. Yo, yani, ondaki şey bunda da var aslında. Yeni seninkisi de çıkar aslında. Açık olduğu için biraz fazla belli olmuyor. Benim bir de mobilyalarım biraz eskidi kızlar, artık kullanamam. 1,5-2 sene oldu. Evet haklısın, o yorumuna katılıyorum. Krem rengi belki ya, olabilirdi. İkisinin uyumunda hani böyle olması gibi. Sanki bu, hani bunları sonradan böyle almışsın gibi duruyor. Bunun takımı gibi değilmiş gibi. O beni biraz rahatsız etti. Objelerle de hani en azından bütünlüğü yakalayabilirdin. İşte siyah beyaz, bunlar pembe, kırmızı kadehler kullanmışsın. Hatta göstereyim. Yani çok karışık olmuş. Benim evimde mesela çok obje kullanıldığı için eleştiri aldığım çok söylendi. Bence asıl gerçek eleştiriyi senin evine alması gerekiyor obje kullanımı açısından. Evet. Şöyle kızlar, yani en azından bunlarla bir bütünlük, orada kopuk, çok kopuklar birbirleriyle. Hani orada işte kuşlar almışsın mesela, yine orada kadehler var. En azından onlar da şuradaki renklerden kullansaydım. Vazon birazcık belki berjerlerime falan olsun benzetmeye çalıştım. Zaten hediye ama geldiği spor, için ben o klas şey, hediye geldiği için aslında değerlendirmek istedim. Bitimin boş kalmasını istemedim. Şimdi nasıl duruyor biliyor musun? Hani sanki 3 tane hayalin varmış. 3 tane farklı tarzın varmış gibi. Mesela spor yapmışsın. Yani çok karışık. Objelerinden sanki böyle kırmızı beyaz bir salon istiyormuşsun gibi gözüküyor. Ama koltuk takımını pembeye çevirmişsin. Hani ben ne istediğini anlayamadım. Evet, biraz karışık. Bir de hediye geldi diye koymak zorunda da değilsin. Aynen, Asine'ye de yapmıştık. Ama bu sefer de çok boş olsaydı niye bir şey koymadın diye bu sefer o şekilde değerlendirdim. Mesela daha farklı, çok ucuz şeyleri 3,5 var gerçekten, hani evet. Çok ucuz şeyler var yani. Ya elinde, alabilirdin onlardan. Evet, o konuda doğru. Mesela işte kuşlar, filler koymuşsun ya, onları hani yine kırmızı tercih etmektense pembe tercih edebilirdin. Hani sanki böyle kırmızı ağırlıklıya baktığımız zaman sanki sen kırmızı bir şey uydurmuşsun gibi. Evet. Perdeden devam edelim o halde. Ben sadece kumaşını beğendim şeyin. Kumaşı tarihçi, desen olarak güzel. Deseni evet. Güzel. Yoksa şu hani koltuklar çok spor. Biraz çok taşlı kalmış. Boncuklar, şu sarı hiç olmamış zaten. Sarıyı berjerlerime uydurmaya çalıştım. Hediye yani perdeyi aldım. Bu spor diktim, hani. Diktiğim abi hediye etmişti. Ya berjerlerin hiç alakası yok. Evet. Çünkü spor o. Orada bir gold taş var yani. Perdelerini, fiyatını hatırlıyor musun ya da toplu mu aldın? Evet, perdelerimi toplu aldım diğer odalarımla beraber. Hepsini 2,5 milyara diktirdim. İyi, nasıl olsa çok uzun zaten, metresi de çok. Bana pahalı geldi. Halı uyumlu gibi, hani rengi şu krem yastıklara sanırım ağırlıklı olarak uymuş. İçindeki tonları yani berjer de çiçekli. Ya ben çok sadece şey yapamadım. Koltuk takımını uydurdum. Hı hı. Zaten sadece koltuğa uyuyor. Yani evet. Şey, zaten artık size böyle biraz hani bariz abartı gelebilir ama onu da kayınvalidem evimi görmeden hediye aldı. Biz alıştık artık. Evet, o da kayınvalidem yani
Çoğu şeyimi ben kendim seçmedim diyebilirim. Hep hediye geldi. Ben de o şekilde ama kovaldım. Kendi seçtiklerin arasında da uyum yok. Bir de sen bir ben bir şöyle söyleyeyim. Bak. Ben çalışarak para kazandım. Ablama gönderdim. Ablam Afyon'da oturuyor. O da kendi kafasına göre canını ekliyor. Ama kendim çeyizimi ben de kendim çalışarak aldım. Ben de öyle. Ben de para biriktiremiyordum. Yani kesinlikle benim babamın hiçbir katkısı yoktur. Benim yani babamın da yok. Asla yok yani. Falan. Ben para ben biriktiremiyordum. Ablama gönderiyordum. Ablam da bu şekilde bana sürekli her gördüğü her şeyi alarak çeyizime koymuş. Bu sefer farklı farklı görünüyor. Bir de şöyle şey söyleyeyim. Sen 1,5 yıllık evlisin. Ben 4 aylık evli olmama rağmen 4 aylık evi bile oradan onu değiştirdim. Yeni bir şey aldım. Onu beğenmedim. Onu şey yaptım. Yapabilirdin yani ufak değişiklikler. İmkanlar diyeyim. Eskimeyen bir şeyi hemen atmak istemiyorum. Biraz kullandıktan daha sonra değiştirmeyi istiyorum. Evet kızlar, diğer odaları da merak ediyorum. İsterseniz ev sahibi götürsün bizi. Tabii buyurun, gezdireyim ben sizi diğer odaları da. Gelinlerimiz ev gezmesine çıkıyorlar. Ayşe Hanım kahve ve krem mutfak dolapları, pembe yer ve duvar karoları, beyaz tezgahı olan mutfağında desenli bir halı ve beyaz tül perde tercih etmiş. Gelinlerimiz Ayşe Hanım'ın mutfağını acaba nasıl değerlendirecek? Mutfağın sade, çok kalabalık değil mutfağın zaten. Ekstra pek bir şey kullanmamışsın. Normal beyaz eşyalar falan ama şurada baharatlıklarım var. Bunları sürekli kullandığın için ocağın yanında kullanmışsın herhalde. Evet. Çok sık yemek yaptığım için kolonun daha rahat olur. Dolaptan almak biraz zor olur. Mutfak dolapların benim dolaplarıma benziyor. Benim evimdeki. Evet. Genelde eski evlerde. Malum kiracıların kaderi galiba. Evet. Ev sahiplerinin tek seçtiği şey herhalde. Evet. Mutfağında dantel kullanmayı sen de seviyorsun galiba. Çeyizinden mi kullandın? Evet, o da çeyizinden. Dolaplarım biraz sade, yani ne bileyim farklı bir hava katmak istedim. Sunay arkadaşımız dün biz geldiğimiz için şık bir örtük kullanmıştı mutfak dolaplarında. Ben normalde de bunları kullanıyorum. Yani siz geldiğiniz için sermedim. Normal hep kullandığım şekil bunlar. Ben danteli çok sevmiyorum mutfakta ama bunlar düne göre daha iyi durmuş. Teşekkür ederim. Ev gezmesine devam edelim mi hanımlar? Tabii buyurun. Ayşe Hanım'ın bir de yatak odasını görelim. Ayşe Hanım yatak odasında beyaz mobilyalar, beyaz yatak örtüsü, desenli beyaz tül perde, pembe yatak başlığı, pembe detaylı küçük boyutta bir halı kullanmış. Üçlü dal üzerine taşlardan oluşan sarkıt cam çubuklu bir avize seçen Ayşe Hanım'ın bu seçimleri bakalım beğenilecek mi? Buyurun kızlar, yatak odamı nasıl buldunuz? Ben yatak odamı beğendim. Yani başlığımla krem rengini çok yakıştırdım. İkisi çok güzel olmuş. Böyle avantgardla spor arası bir şey. Böyle onu da sevdim. Odaya göre boyutu da iyi yatağın. Yatağı, yani çok şey değil. Bizim evet. Yataklar çok büyük değil. Benim güzel özellikle odaya. Büyük. Benim bayağı büyük. Normal yataklar gibi zaten. Herhalde boyları aynı. Yatağın güzel. Sade duruyor ama şık durmuş. Aynı zamanda başlığın pembe olması da çok güzel. Ben de katılıyorum. Hatta duvarlarda bir şey istedim. Boş kalmış. Birkaç bir şey olsaydı güzel olurdu. Malum kiracı olduğum için ev sahibi müsaade etmedi. Ben de aslında yapacaktım ama yani kendi evim olmadığı için takamadım. Çerçevelerim var, çok hevesliyim. Resmim de vardı hatta. Ama ev sahibi müsaade etmediği için takamadım kızlar. Gardırobun yok odada. Kızlar, odam dar olduğu için burada değerlendiremedim. Gardırobun boyutu da biraz büyüktü. Kızımın odasını da değerlendirdim ben orada. Avizene birazcık değinmek istiyorum. Avizeni çok uyumlu bulmadım açıkçası odana. Çünkü hani gitmemiş, böyle daha krem bir şey tercih edebilirdin. Hani taşlı değil de ağır gelmiş. Ağır gelmiş biraz. Doğru söylüyorsunuz. Ben çeyizimi önceden almaya başlamıştım. Çalıştığım zamanlarda almıştım. O da öyle hoşuma gitmişti. Aslında salonda falan değerlendirmek öyle düşünmüştüm ama
Salonuma uymadı çok fazla. Ben de elimde kalınca yani boş kalacağına lambam en azından böyle değerlendirmek çok istedim. Çok da uyumsuz değil. Zaten o başlıkları böyle kremsi. Bir de metaller de dolabının kurkuyla. Boyayacaktım aslında o metalleri. Orada taşları metaller belli gelmiş. Oluyor zaten. Pek fazla evet, abesi durmamış. Peki perden? Perdene de bakalım. Perden de güzel. Güzel duruyor. Sade olmuş. Aynen. Sade, güzel ama. Neden hani kanat fon kullanmak istemedin? Daha güzel gösterirdi. Çünkü avantgard ya da hani ben daha çok seviyorum. Daha çok gösteriyor. Mesela bu o renk renkten. Şey evet çok güzel patlatı. Haklısınız. Ben bu perdelerimi de aslında ilk kiracı geçtiğim eve almıştım ölçülerini falan. Hı hı. Her pencerenin ölçüsü değişiyor diye. Ben de kendi evime geçtiğim zaman öyle çok güzel aklımda fikirler var. Senin evinde gördüğümden mesela yapmak istiyorum. Boşuna masraf edip böyle bir şey almak istemedim. Böyle sade kullanmak istedim. Hı. Odamda bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bakalım görecek misiniz? Hanginizin dikkat edeceksiniz? Gördük çerçeveyi. Mutfa son görüntüsü var orada. Evet sen ilk girer girmez gördün. Evet. Kızlar, o benim kızımın cinsiyetini ilk öğrendiğim ultrason. Diğeri de doğumda takıyorlar. Benim bilekliğimde kızımın bilekliği. Bu arada kızlar çerçeve de eşimden aldığım ilk hediyeydi ve son hediye oldu bu arada. Çok genelde alana kadar oluyor. Evet. Çok anlamlı olmuş. Sıkı tutayım düşmesin. Düşmesin. Tek hediyeni de kaybetme. Evet. Bir de ceyizi görelim mi kızlar? Ben merak ediyorum. Tabii kızlar. Buyurun şaşalı kendi örgülerimin olduğu çeyize gidelim. İnci gibi dişlerim, çeyizimi işlerim. Komşu kız gelin oldu, ben düğünü düşlerim. Ceyizine ben başlamak istiyorum ilk ceyiz. Yorumdan. Evet, ceyiz. Şiveden dolayı. Şiveden alıştık olayı. Ceyizine bakınca bayağı renkli görüyorum. Ceyizin fazla diyenlerin ceyizinden daha fazla ceyizin. O ay, halde sustuğun halde. Ama bir şey, halde, bir şey eklemek istiyorum. Şu ortaya daha renk, girmek daha istiyorum. Daha renkli duruyor kimse ceyizin. Kimse de 4 otobüs ceyizim var deyip bir el arabası ceyiz çıkarmadı önümüze yalnız. Daha renkli duruyor ceyizin. En azından anlıyorum dedin. Elemeklerin de var sanırsam. Evet. Çünkü biraz önce düzerken falan konuşuyorduk. Şunları çok merak ettim. Onları küçük bana, herhalde. Evet, tek kuzenim yaptı. Lif. Hediye böyle şirin, güzel bir hediye oldu benim için. Renkli renkli. Evet. Güzel renginden yapmış. Renkleri de bayağı güzel olmuş. Ben de şunu göstereyim. Belki biraz gelebilirsiniz ama bunu yapamayanlar var kızlar. Model yapmaya çalıştım burada. İlk defa model çıkartmaya çalıştım. İyi, ilk yapışının ağzı işte. Kar topuk açmış gibi. Ooo değişikmiş. Şok olmuş. Baya değişik bir şeyler var burada. Şu ne oluyor? Bunu merak ettim. O mandallık. He. Ablamın kayınvalidesi hediye etti onu bana. Baya şeker evet. Olmuş. Çok da mantıklı böyle. Bu böyle kedi. Çamaşır asarken. Kulakları var. Şu mutfak havluları sanırım. Çok değişik. Evet. Orada da benim el emeğim var. Kendin mi yaptın? Evet. Bunu ben yaptım. Burasını ve burasını. Aslında bebeğine taksan alır böyle. Çalışırken. Onda da güzeldir abine. Evet, havlu niyetine değil mi? Evet. Kurdele takılı şöyle. Evet. Havlu da çok renkli evet. Duruyor. Bayağı güzeli evet, benziyor. Güzel. Bunu Bursa mı yaptın? Bu yok. Yaptırdık. Yani biz kendimiz yaptırdık. Şurada sırf boncuk var. O da benim ilk deneyimlerimden bir tanesi. Onu da ben kendim yaptım. Bayağı güzel olmuş. Evet. Yapabilirsin. Bunu da ablam yaptırdı. Benim evet. Çok hoşuma gitmişti. Uyumu çok güzel olmuş. Evet. Renkler, tonlar çok güzel olmuş. Evet, bunlar güzel. Yedi şiş. Bu yöresel galiba. Yedi şişle deniliyor ya, yedi şişle örülüyor. Onlardan. Kalın da zaten. Kalın, evet, çok sıcak tutar. Bu bizim çoğu gelinlerde var biliyorsun. Hı-hı. Mevlütlere yani öyle kışın gittiğimiz yerlerde hı-hı, giyip ayağımızda göstermemiz için. Burada bunlar, siyahların efendileri buradalar. Bunlar benim rahmetli annemin kızlar. Annem 3 kızına da
çeyiz yapmış bu şekilde. Fakat annem vefat ettikten sonra çok fazla... Allah razı olsun. Çok fazla sahip çıkılmamış. Hani alan istediğini götürmüş. Bunlar da bize kalanlar. Öyle söyleyeyim. Annem böyle şeylere çok düşkünmüş. Çok fazla yaparmış. Hepimize bir oda dolusu çeyiz yapmış. Üç kızına da. Fakat annem vefat ettikten sonra kalmamış onlar. Sadece bunlar var bizim elimizde. Çeyizde de annesinden kalan hatıralar vardı. Zaten anlatırken de sesi titredi. Bizim de tabii yüreğimiz cız etti. Yani başörtülerden de anlaşılacağı gibi sararmış bunlar. Hep eski annem üç kızına da yapmış. Sorabilirsiniz annem yani yapmış diyorsun. Annem ben kaybettim. 6 aylıkken vefat etmiş. Göğüs kanserinden kaybettim annemi. Bunlar da bize ayırdığı çeyizler. Bu da aynı şekilde annemin bize ördüğü şey, başörtü yazmalarından biri. Şöyle biraz... Sen kullanma bunları, hatıra olarak sakla evet. Bence. Annem her şey yani her şeyin en güzelini, en iyisini yapmaya çalışmış hepimizi. Bize de bunlar kalmış sadece. Ben de bunları kullanmıyorum, hatıra amaçlı saklıyorum. En iyisi. Bu da bir değişik. Annem ablasının kızını kendi kaynana gelin olarak almış. Yani benim hem amcamın karısı oluyor hem de teyzemin kızı oluyor. Bu da ondan hediye bize. O kendisi uzakta, Fransa'da kalıyor. Bu da ondan hatıra bana. Onu çok seviyorum. Ondan saklamak istedim. Bu iğne oyası da böyle biraz değişik. Evet, evet. Bir şey var kenarında. Hani... Yok, çok sert yapmışlar. İpi sık yapmışlar. Ondan dolayı boncuk sert bir ip var galiba. Çünkü evet. Hani böyle halkalar görmüştük ya çokça. Evet, evet. Onlara benziyor. Evet. Artık dantellere geçelim. Burada bir de bayağı dantel de var. Bu. Kanser oyası demiyorlar, şey demiyorlar bunu ama ablam bunu öğrene kadar kanser oldu çok zorladı abla. Yani bunu artık kaç ayda öldürdü bilmiyorum, hatırlamıyorum. Parça parça. Ablam Afyon'da oturuyor. Her İstanbul'a geldiğinde bir tanesini örüyordu. Bunu da kendi değerlendirmiş. Kendi fikri böyle peçete varmış elinde. Değerlendirmek amaçlı böyle psikos masa örtüsü gibi bir şey yapmış. Eyvah onun yaratıcılığı. Aynen. Şurada bir tane daha yatak şey... Pardon. Sehpa, orta sehpasını. Bu da aynı şekilde ablam. Ama bunu kendi örmemiş. Yani onu ören bunu kaç senedir örürdü bilmiyorum. Bunu hediye aldı ablam bana, çeyizime. İyi. Kızlar burada bir seccade var. Ben gördüm. Böyle kumaş boyasıyla üstünü yapmışlar. Normal sade bir çok kalın seccadeyi. Bunu kayınvaliden bana hediye getirdi. Var sanırım içinde. Evet. Evet, kumaş boyasıyla da üstünü boyamışlar. Evet, bunu kayınvalidem bana hediye getirdi. Kayınvalidem Sivas'ta, onlar böyle renkli şeyleri severler, parlak, göz alıcı şeyleri. O hediye getirdi, ben de çeyizinde bulunduruyorum. Ayşe Hanım, çeyizlerin olmazsa olmazı yün yorgan sizde de var galiba. Kızlar herkeste olduğu gibi bende de yün yorgan var. Gelinlerin artık standartı oldu. Çok fazla kullanmıyorum, kullanıyorum desem yalan olur. Evet. Çok sağlıklı olduğu söyleniliyor mesela. Çok sıcak sağlık açısından, evet. Ama ben çok ağır kaldıramam herhalde diye altında artık pestilim çıkar bunun. Kullanmıyorum. Çeyizimde bulunuyorum ama misafirim geldiği zaman yer yatağı olarak da değerlendiriyorum. Zaten genelde o yüzden kullanıyorlar. Evet. Hani modern kesimler öyle kullanıyor. Bu ama... da eniştemin teyzesinden bana hediye. Şöyle takım yapmışlar. Evet. Bu da her gelinin çeyizinde olduğu gibi ben de kendim çalışıp almıştım ablamla beraber. Bu da öyle benim çeyizimde de var. Şu danteller peki? Satın aldık biz bunu. Ha, hazır. Evet. Ne kadar almıştın? Hani merak ediyorum çünkü böyle eski şeyler. 350 yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar da içinde mi yoksa? Hepsi dahil. Güzel. Afyon'a aldım. Orada çeyizler biraz uygun oluyor. Evime de çeyizime de çok fazla hediye geldi kızlar. Dediğim gibi annem babam yoktu benim. Ben kendim çalışarak imkanlarım yettiği kadarını aldım. Gerisini de teyzelerim, yengelerim, her şeyimde ördü. Ablam olsun, kayınvalidesi olsun. Bu şekilde yani çok fazla da hediye var çeyizimde aynı zamanda evimde olduğu gibi. Çeyize de baktığımıza göre artık ikram masasına geçebiliriz hanımlar. Elmayı atan bilir, şeftaliyi satan bilir.
İkramların lezzetini yapan değil, tadan bilir. Ayşe Hanım ikram masasında beyaz masa örtüsü, taş yüzeye geçirilmiş peçeteler, kendinden desenli yuvarlak beyaz yemek takımı, desenli çatal bıçak takımı, gold tabak altlığı, gold detaylı su takımı kullanmış. Bakır rengi pullarla işli runner seren Ayşe Hanım'ın masa düzeni bakalım beğenilecek mi? Sizin huzurunuzda sundum. Sofram nasıl buldunuz? Şimdi tabaklardan başlayayım. Tabaklar kendinden desenli, sade. Herhalde sade seviyorsun. Tabaklar da öyle tercih etmek istedim. Bir de bu bana hediye geldi. Biraz da ondan. Yani hediye olduğu için. Ve çok karışık buldum. Hani 3-4 çeşit renk var masamda. Evet. Yani en azından şu tabaklara renk katmak istemişsin herhalde. Ama şu beyaz tabak kullansaydın en azından bu kadar göze çarpmazdı diye düşünüyorum. Arkadaşlarım nasıl düşünür ben bilemem. Bence servis kötü olmamış da biraz bu sanki karışık göstermiş. Hayır. Olmasaydı evet. İdealdi çok yani. Çok tereddütte kaldım onu kullanıp kullanmamakta. Keşke kullanmasaymışsın. Farklılık olsun dedim bu sefer de çok sade kalır masam diye. Böyle değerlendirdim. Bilmiyorum görüşünüz doğru olabilir. Peçetende masa örtün takım değil herhalde. Yok takım değil. Ben onları ayrı ayrı aldım. Biraz uyguna buldum fiyatlarını. Onun için parça parça aldım. Biri beyaz, biri kırık beyaz sanırım. Evet. Bardağın biraz sade ama şık, güzel duruyor. Bardağın güzel, ben beğendim. Güzel o bana durmuş. Hediye geldi. Su seçtiğini soframa uydurmak istedim biraz. Evet. Tabak takımın hediye gelmiş ama fiyatlarını biliyor musun? Bilmiyorum. Komşum hediye almıştı. Ona bir yakın komşumuz. Yemek takımım ve sürahi takımım hediye geldi kızlar. Şu servisleri soralım. Ne kadar aldın? Onları ablam aldı çeyizime benim. Yine aynı şekilde hediye geldi. Fiyatını bilmiyorum gerçekten de. Çok hediye var evimde. Maşallah. Fiyatını bilmediğim şeyler de var. Hediye gelmesi güzel bir şey. Sevilen birisin evet. Demek ki. Evet bizim için neler yaptın acaba? Ben sizin için final günü olduğu için helva kavurdum fındıklı. Helva yiyelim diye. Bir de poğaça yaptım size. Eşimin teyzesi ve teyzesinin kızından yardım aldım ben. Teyzesinin su böreği meşhurdur. Sizin için tatmanız için yaptırdım. Teyzesinin kızına da kek yaptırdım. Helvanı yerim inşallah. Yok estağfurullah o manada değil. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım bir nevi. Peki ellerine sağlık. Final günü hani cuma mübarek gündür. Şey bir de helva yani kavrulur. Bizde de öyle olsun değişiklik olsun dedim. Peki o zaman alalım mı? Ben tabii dayanamayacağım. İkramda yoktur üstüme güvenirim. Tirleçe'nin neden isminin tirleçe olduğunu bilen var mı? Ben neden olduğunu bilmiyorum da 3 çeşit sütten yapılıyor. 3 çeşit sütten yapılıyor. Tirleçe de 3 süt demek zaten. Tiri 3, leçe de süt demek. Manda sütü, inek sütü ve keçi sütünden yapılıyor. İkramlıklarınızı aldığınıza göre buyurun düğün CD'lerimizi izlemeye geçelim. Tamam. Kızlar çaylarınızı getirdi. İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben sevdiğime. En iyi gelin benim. Haydi buyurun gel. Ayşe Hanım'ın helvası ve triliçesi nasıl olmuş hanımlar? Ellerinde sağlık triliçe çok güzel olmuş. Afiyet evet, olsun. Çok güzel. Aynen en sevdiğim tatlılardan. Aynen benim de. Helva da aynı şekilde. Gelinlerimizin en merak ettikleri bölüm eşlerin tanışma hikayesine geliyor sıra. Eşinizle nasıl tanıştınız? Anlatır mısınız? Tabii. Ben eşimle aynı markette tanıştık. Ben bir markette kasiyer olarak çalışıyordum. Market henüz açılmamıştı kızlar. Bizim bir yakın dostumuz, komşumuz aynı zamanda. Oraya ortak girdi markete. Eşim de diğer ortağım hem şoförüydü hem arkadaşıydı. Öyle gel git zaman tanıştık. Çok peşimde koştu. Ben istemiyordum. Hem aradaki yaş farkından dolayı, benim yaşımın küçük olmasından dolayı. Yani şöyle, onun yaşı biraz küçüktü. Ondan sonra işte ben bayağı bir cebelleştim yani. Git geller falan. Her akşam yani ben Mecidiyeköy'de oturuyorum o Beylikdüzü. Her akşam giderdim yani görmek için sırf. Ondan sonra bir şekilde tavladım yani kendisini. Böyle oldu.
İstemiyordum. Sonra eşim bana niyetinin çok ciddi olduğunu belirtti. Bir şekilde telefonla ablama ulaştı. Ablamla konuşmuş. Ablam benim her şeyim. Annem yerine koyuyorum ben onu. Ona söylemiş. Ben de onu dinledim. Şans var, dene dedi. Konuş, belki sen de istersin dedi. İyi birisi dedi. Niyeti en azından ciddi dedi. Tamam dedim, konuştum. Bayağı bir işte öyle çok peşimde koştu. Ben istemedim. Ağladı. Kabul etmediğim için. Daha sonrasında bir akşam koli, daha market açılmadı, koliler var. Kolileri atıyoruz. Kolilerin içinde çöpler vardı. İkimiz de aynı anda çöp dökmeye gitmişiz. Ya yani bizimki her şey aniden şey yaptı. Kabul ettim işte ben onunla sevgili olmaya, konuşuyorduk. Sonra çöp dökmeye gittik. Ben çöpü dökmeye gidiyorum, o da çöpü dökmeye geliyor. İkimizin elinde de koli var, karton. Sonra döndü, önüme geldi. Ben şaşırdım, karanlıktı bir de. Sokak lambası da yoktu orada. Bana dedi ki, benimle evlenir misin dedi. Ben de güldüm. Çöplü çöp kovasıyla beraber mi ediyorsun evlenme teklifini dedim. Güldü, niyetim ciddi gerçekten de dedi. Seni seviyorum dedi, benimle evlenir misin dedi. Ben de tamam dedim. Ama bu evlenme teklifini saymıyorum dedim. Yani çöpe atarken ben ona yardım ediyordum. İşte o ara ettim, o da kabul etti. Ama tabii yemeğe çıktık sonra, yemekte tekrar dile getirdim kendisini. Şimdi sen hemen kabul etmişsin ya evlenme teklifini. Hani o arada birbirinizi tanıyor muydunuz yakından? Biz hiç birbirimizi tanımıyorduk, çok farklı yerlerde oturuyorduk. Ona çok güvendim, çok güvenci sağladı bana. Niyetinin ciddi olduğunu çok belli ettirdi. Laflarıyla olsun, hareketleriyle olsun çok ağır duruyordu. Ben de bunun için kabul ettim. Yani tereddüt etmedim. Bir de ablamla konuşmuştu. Yani bizde söz senettir diye bir şey vardır. Yani güvenip ben aslında evlendim. Çok kısa sürede oldu. Gözlerine vuruldum diyebilirim. Şimdi o çöp konteynerinin yanındaki teklifi kabul etmedin. Sonrasında bir teklifte bulundu mu? Evet. Ben onu kabul ettim ama o bir daha etti. Eşim bir daha evlenme teklif etti. Ben bu şekilde olmaz dedim. Bir restoran ayarlamış kendisi. Konuşmuş restoranla tabii ki de. Oraya götürdü beni. Güzel giyimimi istedi. Arkadaşının dostlarıyla buluşacağımızı söyledi. Gittik oraya. Ben hani birilerini bekliyorum ama o meğersem sürpriz yapmış bana. Ondan sonra işte küçük bir tane çiçek almıştı. Çiçeği hediye etti. Oturdu. Yemek yedik işte. Ondan sonra garson geldi. Garsona diyor ki, abi diyor, ben evlenme teklif edeceğim diyor. Videoya çek diyor. Haberim yok benim evlenme teklif edeceğinde. Sonra dedim, ne diyorsun sen dedim. Sana evlenme teklif edeceğim, videoya çektim diyor. Asla kalın diyor. Ondan sonra garsona verdik telefonu. Garson da bizden daha heyecanlı. Sürekli telefonu çevirerek çekmiş. Ondan sonra işte teklif ediyor, benimle evlenirsin falan diyor. Ben de hayır olmaz, çöp kovasındaki gibi olmasın bu da dedim. Ancak ayağıma gelip çökersen kabul ederim dedim. Sürprizi bozmak, ya garsonun biraz şeyine geldi, acemiliğine geldi aslında. Ben ona daha önceden söylemiştim ama o geldi yanımdan, kamera abi telefonu alayım falan. Dedim ben, sürprizi bozdu zaten. Yani o arada ben de açıldım, söyledim kendisine. Bir de ben şimdi diz çök falan deyince vallahi mı diye bir laf çıktı ağzımdan. Yani bayağı bir komik oldu. Sonra geliyor, çöküyor. Orada işte yüzü çıkartıyor, evlenme teklifini ediyor. Ben de kabul ettim. Restoranttakiler alkışladılar. Ama ben o videoyu bulamadım. Kızlar silinmiş. Telefon değiştirdim ben. Videomla kayboldu. Onun için onu gösteremiyorum size. Sonraki süreç nasıl işledi peki? Biz yani tanışmamız gibi evlenmemiz de çok hızlı oldu. İşte benim amcam gibi yurt dışında kalıyorlar. Amcamla ablamlardan istediler beni, yengemlerden. Amcam geldi, işte isteme söz oldu öncelikle bizim. Bizim doğullarda şöyle bir adet var, yani istemede başlık demeyeyim de hani yanlış tabir olmasın. Süt başlık. Hakkı. Evet, yani annesi babası olanın kızı annesiyle annesine bölüştürülüyor. Annesiyle kız arasında bölüştürüyor istenilen başlık. Ama benim öyle değil, benim kendimde kaldı. Yani benim amcamla mihir gibi yani. Ben bu başlığı kes... mihir demeyelim, süt hak diyelim. Bizde de aynı alıyorlar, şekilde var ama onunla da, uygulanmadı. Onunla da ceyiz yapıyorlar kıza. Ceyiz yok, düzüp geri veriyorlar bizim orada. Benim ceyizim olmadı. 250 gram şey kesti benim amcam. Gram altın kesti. Eşim 250 gram bilezik yaptı. 10 tane burma bilezik yapıyordu. Onlar bende kaldı. Bana düğünde taktılar onları. Nişanımda da taktılar.
Ben onları kendim evlenince benimle beraber kaldı. Hani amcamlar benim yeğenim Allah korusun boşanırsa, başına bir iş gelirse, kocası vefat ederse benim yeğenim bu altınlarla geçimini sağlayacak belirli bir süre. Bizimkilerin amacı buydu yani. İsteme, söz, nişan bunlarla ilgili fotoğraf, video var mı? Evet kızlar, isteme söz benim beraber oldu. Şöyle size görüntülerini de açayım. Eşimin yüzüğünü benim teyzemin kocası, eniştem taktı. Bizim yüzüğümüz yani, eşimle benim yüzüğümü. O kesti. O Kur'an dua okuyarak kesti. Ben orada fark ediyorsanız biraz hüzünlüyüm. Evet, eşim mutlu, evet, sen bir hüzünlüsün. Evet, benim amcam verdi beni. Tam karşımdaydı amcam benim. Biz aslında ben böyle kıyafetle çıkmadım. Önce pantolon, gömlek tarzı bir şey giydim. Hani tam verileceğim kesin değildi. Amcam biraz karşıydı, daha yaşımın erken olduğu için hani çocuğu daha tanımıyoruz gibisinden kelimeler kullandı. Biraz tereddütteydi yani, vermek taraftarı değildi. Ben bana sordu, istiyor musun dedi. Ben de kafamı, bizde evet diye cevap verilmez. Ben de kafamı salladım yani, istediğimi belirttim. Çok duygulandım ben orada. Amcam verdi beni çünkü babam yurt dışında. Biz babamla görüşmüyor ve konuşmuyoruz. Annem de yok. Anlatmıştım size, vefat etti annem. Burada ben ağlıyorum hatta. Diğer fotoğraflarımı da göstereyim. Eşimin teyzeleri bunlar. Abim ve kaynım. Kayınbabamla kaynanan bunlar da. Eşimin ailesi ilk de beni istemediler birazcık. Çünkü eşim Yugoslavya göçmeni baba tarafı. Ben doğuluyum, hani adetlerde uyum sağlamayız falan gibisinden istememişler. Ama eşim çok istediği için aldılar beni yani sonunda. Evet, kültür farklılığı önemli değil. Biz bir araya geldik ve çözdük de. İyi anlaşıyoruz, eşimi seviyorum. O da beni seviyor. Bir de çocuğumuz var. Yani gayet de iyi anlaşıyoruz. Deme bu şekildeydi kızlar. Nişan yaptınız mı? Sözden yaptık. Sonra. Bir hafta sonra yaptık. Çünkü benim amcam yurt dışından gelmişti. Fazla izni yoktu. Hemen sözün ardısından nişan yaptık. Nişan salonda mıydı? Salonda oldu. Göstereyim görüntüleri size. Ayşe Hanım'ın nişanı bakalım nasıl olmuş? Bayağı eğlenceli çıkış yapmışsın. Evet. Salon kaç kişilikti? 500 kişilikti. Doldu mu peki? Yaklaşık 350 kişiye kadar gelmişlerdi. Salonu ne kadar tutmuştunuz? 400 TL'ye tutmuştuk. İyi. Çok uygunmuş. Evet, uygun. İstanbul değil mi burası? Evet. Herkes katılmış dansa. Evet. Genelde baş başa dans etmek isterler ya. Bir de kameraman senden çok onları çekmiş. Evet, bizim öyle. Bizim herkes attığı düğünümde de göreceksiniz. Düğünde hiç biz yalnız dans da etmedik, oynamadık da, herkes vardı. Rahatsız olmadı mı bu durumdan? Yok, alışın. Bizim düğünlerde hep genelde öyle olduğu için. Yani belki siz isteseydiniz belki yapabilirlerdi. Ama o an... Dinleyeceklerini sanmıyorum. Anlık bir şey zaten. Evet. Oh. Müzik çaldım da herkes istedi. Nişanlığını ben pek beğenemedim. Hani renginden mi dolayı, su taşlarından yeşili mı dolayı? Hem dantel, hem taş, hem renk. Evet. Her danteli şey. Danteli ben sonradan yaptırdım. Straplezdi. Keşke sadece tül yaptırsaydın. Yani evet, danteli olmasaydı. Bilmiyorum. Eminönü'nden almıştık. Sonradan eklettirdim yani. Ya da o taş, abiye taşı değil yani, kare kare şey, bakır mı? Öyle bir şey herhalde. Bakır mı? Yani ben sadece çok hareketli. Çok hareketli. Kabarıklığını nişana uygun buldum. Düz giymenden iyidir. Fiyatı ne kadardı peki? 450 TL. Satın mı aldın, kiraladın? Kiraladım. Bu güzel çiftlerin yüzükleri takmak için gelin aramın amcası Ercan Bey işte. Yüzükleri kim takıyor acaba? Beni veren amcam taktı. Kız yurt tarafta. Dışındaki amcam taktı. Evet. Böyle yani kıymetli amcalar zor bulunur diyeyim. Evet. Olmayınca, onlar olunca. Burada hatta babam, amcam babamı arıyor işte. Ne diyorsun, fikrin nedir falan diye. Babam umursamıyor, oralı olmuyor. Onun için amcam ta Fransa'da yaşıyor. Oradan kalkıp geldi burada. Her şeyimle o ilgilendi. Eşimin yüzüğünü de amcam aldı. Güzel olsun zaman amcaya. Amcam karşıladı. Eğer seni rahatsız etmezse bir şey sormak istiyorum. Baban neden gelmedi? Benim için bu soruyu cevaplamak çok zor.
Ya anne yokluğu, yani insanın annesi olsun babası olmasın, gerçekten de anne yuvayı ayakta tutan insan, baba aynı şekilde değil maalesef. Yani Rabbim kaderimi böyle yazmış. Annemden de bir umudum olmadı, babamdan da aynı şekilde. Babamı çok seviyorum ama onunla görüşemiyorum. Bu konuda çok zorluk çektim hayatta. Annemin yokluğu çok koydu bana. Hiç görmedim. Annem olmadan anne oldum ben. Çok zorlu bir hayat mücadelem oldu. Anneme çok ihtiyaç duyuyorum. Her zaman onu çok aradım. Çok şükür bir kızım var. Rabbim hayatta tutunacak bir şey verdi, bir sebep verdi bana. Bir yuvam oldu, mutluyum. Huzurluyum dostuma, düşmana karşı. Kızım dünyalar tatlısı. İyi ki Rabbim onu bana nasip etmiş. Ben görmedim annemle ilgili hiçbir şey, bilmedim. Annem, bir annenin yavrusunun saçını okşaması nasıl bir duygu, onu bile bilmiyorum. Ama ben kızımı hepsini dolu dolu yaşatıyorum, her şeyi. Maalesef. Annesi eşim 4 aylıkken vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Babası da işte Fransa'da, o da gelmiyor, düğünümüze de gelmedi. O üzülüyor, ben ondan daha çok üzülüyorum. Hani onu öyle görünce, aslında ben duygularımı pek belli edemem aslında da, yani içten içe ben daha çok üzülüyorum ondan. Ben sadece size annemin yok ne demek olduğunu anlatmak istedim. Kusura bakmayın, sizi üzdüm. Estağfurullah. Hani ben sadece acımı paylaşmak istedim. Bunun yokluğu ne demek? Annesi olanlar, hepiniz, annenizin babanızın değerini gerçekten çok iyi bilin. Gittiğinizde sadece sizden tek ricam, annenizin elini öpün. Sadece bunu istiyorum sizden. Onun kokusunu içinize çekin. Kusura bakmayın tekrardan kızlar. Estağfurullah. De artık havayı değiştirelim. Hem de nişanını izleyelim. Sen de biraz kendine gel. Çok üzdük sanki seni. Kızlar biraz da eğlenelim. Nişanımı izleyelim isterseniz. Şöyle görüntüler açayım. O hiç vazgeçilmiyor zaten. Eller bir böyle. Biz yapmamıştık onu. Garson da tarif ediyor nasıl yapılacak. Klasiği bozmayın diye herhalde. Yedirme tamam da o kol neden geçiyor acaba? Amacı ne onun? Neden o kol geçiyor öyle ya? Bizim Nilüfer arkadaş gibi peşimize giden bir garson yok ama tarif edin. Sen de verseydin o garson para. Değildi yönetici. O 17 milyar verdi ama. Biz 450 milyon verdik. İşte o kadar oluyor 450 milyona. Size şimdi kına görüntülerimi göstereyim kızlar. Çok kısa bir videom var. Onun dışında fotoğrafları göstereceğim. İlk önce elbiseyle çıktım. Daha sonra bindallı giydim. Salonda mı oldu kına? Hayır, kapımızın önünde oldu. Yengem, kuzenim ve ablam. Bu da amcam. Böyle bir şey taktılar önce kafama. Çok sürekli düştü. Kuzenim indi. Ben rahatsız oldum. Daha sonradan çıkartarak devam ettim. Kına kapının önünde oldu kızlar. Dün salon tutma gereği duymadık. O ara yağmur yağdı hatta. Biraz geri çekildik eve falan. Sonra tekrar çıktık, oynadık. Bizde halay çok önemlidir. Genelde hep halay oynanır. Standarttır bizde. Kına yakılırken videom yok kızlar. Bindallığıyla göremeyeceksiniz beni fazla. Çok ağladım çünkü. Kimse de çekmek aklına gelmemiş. Benimle beraber herkes ağladı. Kınanı kim yakmıştı? Kınamı yengem yaktı. Kınan düğününden ayrı mı olmuştu? Evet, ayrı oldu. Ben çok hastaydım nikah günümde. Sesim hiç yok derecede kısıktı. Hatta ablama abla sen benim yerime evet de demiştim. Onun için kıyafetimi de görürseniz çok hasta olduğum için özenemedim. Normal giyindim. Sesimi de duyacaksınız şimdi kızlar. Videomu göstereyim size. Şahitlerin huzurunda sözde söyleyiniz. Birbirinizle kendi arzunuzla evlenmek istiyor musunuz? Gelin hanım. Evet. Ses çıkmıyor. Evet. Şahit misiniz? Evet. Buyurun. Basın ayağını. Evet. Şahidim ablam ve eşimin kuzeniydi. Ne kadar önce yaptınız nikah? Düğünümden bir hafta önce. Gelin alma oldu mu?
Oldu. Kuşağıma abim bağladı ve ufak kardeşim de dua etti aynı zamanda. Abime sarılarak ağladım. Evi bırakmak istemiyordum. Herkese tek tek sarılıp ağladım. Onun için görüntüleri bulamadım kızlar. Resim var sadece. Bu fotoğraftan sonra da düğünüme geçelim. Ayşe Hanım, düğün görüntülerine geliyor sıra. Salonunuz kaç kişilikti? Salonumuz 800 kişilikti. Büyükmüş. Evet. Fiyatı neydi peki? 2,5 milyara tuttuk biz. Mecidiyeköy'de oldu düğünümüz. Gelinliğini biraz açık seçmişsin galiba. Evet, yaz mi? Düğünüydü. Çok sıcaktı. Kiraladın herhalde değil mi? Yok satın ben aldım. Kendim diktirdim kendim. Satın aldım. Ne kadar ha? 1 milyara. İyi almışsın. Gerçi evet, sade bir şey herhalde. Taşlıkların evet. Küpürlü değil sanırsam. Var. Veya ben mi göremiyorum ekranda? Var. Su yolu var ve gelinin buralarında harcı var. Ekstradan hani böyle çok beğendiğim bir şey olmadı gelinliğinde. Hani normal sade bir gelinlik. Tarla tanımı olmadı. Alışveriş merkezinin içindeydi gelinlikçi. Ve ben gelinlikle ağlaya ağlaya alışveriş merkezinin içinde gelinliğe tarla tan almaya gittik. Çok kötü gündü o gün. Düğün günü mü? Evet. Denememiş miydin ondan önce tarla tanı falan? Diktirdim demiştim zaten. Evet, ben zayıfladım günden güne. İstediğim gibi de olmamıştı gelinlik açıkçası. Ben böyle bir şey istemiyordum. Pastanız gerçek miydi? Maket. Maket. Ben çok pastanızı beğendim şu ana kadar. Siz zarif sade duruyor. Yine aynı şekil yedirme. Biz kendimiz yiyorduk o şekil. Bu sefer onlar söylemediler. Artık alıştı. Takı ne kadar takıldı? 6 milyar para, 8 tane çeyrek, 10 tane gram, 5 tane de Cumhuriyet altını takılmıştı. Bilezik? Bilezik, 10 tane kayınvaliden burma taktı o kesileni. Bir tane de eşimin teyzesi hediye taktı. Kızlar siz devam edin, ben bir banyoya kadar gidip geliyorum. Düğün gayet eğlenceliymiş. Evet. Herkes ayakta. Kimse oturmadı diyebilirim. Evet. Ayşe'nin banyosundayız. Yani ferah bir banyo renk açısından ama aksesuar olarak eksik buldum. Çok fazla aksesuar kullanmamış. En azından hani bir ayna olabilirdi burada. Pembe kullanmış. Hani pembe şöyle bir ferforje kullanmış. Ferforjesi evet güzel. Genelde şu an bunlar kullanılıyor. Ama yani dediğim gibi boş bir banyo. Ben artık gideyim içeriye. Kaynım çok güzel oynar roman havasını. Kilolu olan mı? Evet. Belli zaten bir roman. Her şeyi ayak uyduruyor. Çok mükemmel oynuyor. Bak göründüğü gibi muhteşem oynuyor. Herkes de onu izliyor. Kaynımın önündeki çocuk. Eşimin teyzesinin oğlu. Antep. O da onun yolunda ilerliyor. Evet. Daha çok onun oğlumuş gibi de duruyor zaten. Hem tipçi hem hareketçi. Zaten ona yöneliyor. Kayınvalidem şu isimli olan kızlar sarışın. Kayınvalidemin saçını benim saçımdan daha güzel yapmışlar. Düğünüm bu şekildeydi kızlar. Nasıl buldunuz? Güzel eğlenmişsiniz. Ben hiç oturmadım. Ayaklarım çok ağrımıştı. Ayakkabılarımı çıkartarak oynamaya devam ettim hatta. Evet, eşinden çok daha sen oynamışsın. Evet. Balayına gittiniz mi? Bodrum'a gittik. Eşimin patronu hediye etmişti onu da bize. Görüntüleri göstereyim size. Eşimin patronu İbrahim Toraman'la beraber çalışıyordu. Biliyorsunuz eski Beşiktaşlı futbolcu. O hediye etmişti bize. Eşim onun şoförüydü. Buradan da İbrahim Toraman'a teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ne kadar kaldınız? Bizim 6 gün 7 bir hafta. Yani bir haftaydı evet. Biz biraz sıkıldık erken, çok sıkıldık hatta. Erkenden gitmeyi istedik ama
yine bir hafta kaldık. Eşim fazla gezmeyi sevmiyor. Ben hiç tat almadım, eğlenemedim balayında kızlar. Kursamda kaldı diyebilirim. Ben geldim kızlar. Hoş geldin. Biz balayına geçtik. Ya, nereye gitmiştiniz? Bodrum'a gittik. Güzel. Görüntüler bu şekilde kızlar. Evet hanımlar, eşleri terleten sorularımız geliyor. Sorulara hangi gelinimizden başlasak acaba? Asena'dan başlayalım bence. Tamam. O zaman Asena Hanım'a sorular geliyor. Asena Hanım, nişan tarihiniz nedir? 5 Kasım 2016. 15, özür dilerim. Tarihleri karıştırdınız Asena Hanım. Yeni evlendik ya, 2016'da kalmış hak. 15 Kasım 2015 öyle mi? Hayır, 5 Kasım 2015. 5 Kasım 2015. Peki eşinize göre en iyi yaptığınız ve en kötü yaptığınız yemek nedir? Ya şimdi şu bu şey bir soru oldu. Çünkü biz daha evlendik, evde doğru düzgün yemek yapmadık. Eve geç gittiğimiz için yani biz hani çalışıyoruz eşimle beraber ve eve en erken 10-10.30'da gidiyoruz ve eşine yemek yemiş oluyoruz. Daha da 1,5 aylık evli olduğum için hani hiç öyle bir deneyimim olmadı ama. Eşiniz elinizden hiç yemek yemedi mi yani? Yedi. İskender yedi. Onu diyebilir güzel yapıyor diye. Nasıl yaptığımı da anlatmamı ister misiniz? Lafı ağzımızdan aldınız Asena Hanım. Biz de onu soracaktık size. Çok yakın bir dönerciye gidiyorsunuz. Et döner kestiriyorsunuz. Ondan sonra yoğurt alıyorsunuz. Pideciye gidiyorsunuz. Pide alıyorsunuz. Kestiriyorsunuz kare kare. Alta diziyorsunuz. Üzerine de tereyağı döküp servis yapıyorsunuz. Çok zor oldu mu bunu yapmak? Eşiniz anlamıyor mu yani? Hayır, benim yaptığım daha güzel oluyor. Sen sevgini katıyorsun. Evet. Peki eşinizin en sevmediği yemeğiniz var mı? Yok ya. Yok yani öyle bir deneyimim olmadı. O zaman buyurun eşinizi arayın Asena Hanım. Arayayım. Alo. Alo aşkım. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Tamam. Doğru cevap veremezsen bu işin akşam eve gelişi var. Tamam, sor. bizim nişan tarihimiz hayatım. 5 Kasım 2015. Allah'ım inanamıyorum, süpersin aşkım, ben bilemezsin diye tahmin ediyordum. Peki benim en güzel yaptığım yemek? Hayda. Çok zor bir soru. Murat. Evet aşkım. Hani bir tanesini çok güzel yapıyorum ya. Hani böyle hem annene hem Banu'ya yapmıştım. Koptum. Ha, sarma. Hayır. İskender oğlum. Evet. İlk cevap yanlıştı. İskender diyecektim zaten. Evet, istedin sonra sarma dedim. Ben ne zaman sarma yaptım? Ne bileyim, sen annemle Banu'yu katınca dedim sarma herhalde. Tamam İskender. Tamam İskender. Benim yapamadığım bir yemek var mı? Sormayayım, hepsi diyecek. Yapabildiğin yemekleri konuşalım. Çalışmışsınız Asena Hanım. Ayak numaran da 39, haberin olsun. Çalışmıştık biz, evet. Tamam aşkım, görüşürüz. Nilüfer Hanım, sizin nişan tarihiniz nedir? 16 Temmuz 2016. Peki eşinize göre en iyi yaptığınız ve en kötü yaptığınız yemek nedir? En iyi yemek. Hepsini iyi yapıyorsun diyecek. Emin misiniz? Vallahi öyle değil. Mantı diyeyim. Mantı. Peki yapamadığınız yemek nedir? Yapamadım. Yok der büyük ihtimal. Buyurun eşinizi arayın Nilüfer Hanım. Alo. Alo. Efendim hayatım. Şu an yayındayız. Hoparlör açık, haberin olsun. Aha. Soru soracağım birkaç tane. Tamam. Bizim nişan tarihimiz... Bizim nişan tarihimiz 28 idi sanırım. Ne 28'i? Bir saniye. Nişan tarihimiz... Söz nişan. Söz nişan 1'di bizde. Biz... Bunu çalışmamıştık sanırım. Bunu galiba çalışmamıştık, evet. Bir saniye, ben size hatırlayacağım. Bir saniye, bir yere bakacak herhalde. Yok, bakacak yeri yok çünkü. Neyse, tamam. Benim en iyi yaptığım yemek. Benim aşkım bütün yemekleri güzel yapar bana göre ama tabii ki içinden farklı olanlar var. Mesela
yani yemek olarak türlüyü güzel yapar, pilavı güzel yapar, köfteyi güzel yapar. Peki yapamadığı yemek nedir acaba? Sebze çorbası. Sebze çorbasını yapamıyor. Pardon? Yapamadığım yemek var mı benim? Yok, yapamadığım yemek yok. Sebze çorbayı, çorbasını çok iyi yapamıyor. Sebze çorbası tabii. İlk turbadan söylüyorum onunla. Neyse canım, eve gelince konuşuruz. Nilüfer Hanım, eşinize cevaplarının yanlış olduğunu söyler misiniz? Evet canım, sen hamur işlerini güzel yapıyorum diyebiliyordun. Ve mantıyı çok seviyorsun. Ben mantıyı çok seviyorum. Evet. Mantıyı... Evet, cevabı ne olacaktı? Ama sen güzel yapıyormusun, o var. Mantıyı çok seviyorum. Çok seviyorum. Yani mantıyı çok seviyorum. Hünkar. Yani mantı. Evet, mantı olacaktı cevabı. Mantıyı seviyorum. Nilüfer Hanım, eşiniz iki sorumuzu da bilemiyor. Hadi görüşürüz canım. Görüşmek üzere, bay bay. Evet, akşam görüşeceğim onunla. Çünkü biliyor musunuz, unutması imkansız. 15 Temmuz'da biz birlikteydik ve aynı duyguları yaşadık, dışarıdaydık ve olaylara da biz de karıştık. Ve onu sabaha kadar birlikteydik ve çıkamadık. Hani onu unutmaması gerekiyor. Çünkü ertesi gün sözümüz var, nasıl olacak, işte nasıl geçireceğiz, başka güne mi alsak diye çok konuşmuştuk. Suna Hanım, sizin nişan tarihiniz nedir? 11. ayın 21'i nişan tarihimiz, 2015. Eşinize göre en iyi yaptığınız yemek? O hepsini güzel yapıyorsun diyecek ama yemek değil de o fırın sütlacı çok güzel yapıyorsun diyeceğini umuyorum. Peki eşinize göre en kötü yaptığınız yemek nedir? Yapamadığın yemek yok der, belki o da bir pirinç pilavına biraz sulu bırakıyorsun diyebilir. Buyurun eşinizi arayın Suna Hanım. Arayayım bakayım. Hani hayatım? Aşkım bak, sana soru soracağım şimdilik. Yayındayız. İnşallah bilirsin. Beni ateş bastı şu an. İnşallah. Peki soruyorum o zaman. Nişanlanma tarihimiz. Ben bunu unuttum herhalde ya. Malatya'ya geldiğiniz zaman. 22 Kasım'da nişanlanmıştık. Ya 19 Kasım'da geldiniz, 21 Kasım'da da nişanlandık. Benim en iyi yapabildiğim yemek. Açıkçası sen bütün yemekleri çok iyi yapıyorsun ama. Evet. Tatlı olarak fırın sütlacı çok iyi yaparsın. Doğru bildin. Peki sana göre yapamadığım yemek? Fransa mı? Hayır. Tamam aşkım. Bir taneyi tamam. Bildin sadece. Tarihleri de bir daha seninle çalışacağız yani. İnşallah, inşallah. İnşallah aşkım. Görüşmek üzere. Sağ olasın, görüşürüz. Bay bay. Evet, eşimle telefon bağlantısı yaptık. Kendisi bir soruyu bildi. Birini de bilir gibi oldu ama bilemedi. Aslında birazcık hatırlatma yapsaydım hatırlayacağını umuyorum. Şimdi zaten bana sürekli mesaj atıyor. Aşkım kızmayacaksın değil mi? Kızmayacaksın değil mi diye. Olur, zaten kendisi çok yoğun. Sabahtan akşama kadar çalışıyor. Bu yüzden üstüne gidemem. Sonuçta biliyor. Ayşe Hanım, nişan tarihinizi söyler misiniz? 5 Ocak 2015. Peki eşinize göre en iyi yaptığınız yemek nedir? Pilav. En kötü yaptığınız yemek olarak ne söyler eşiniz? Yani yok diyecektir herhalde. Bakalım eşiniz doğru cevapları verecek mi Ayşe Hanım? Efendim? Hayatım, telefonu sesi hoparlörde olmaya dikkat et. Bizim nişanlama tarihimiz? Nişanlama tarihimiz Mart'taydı ama. Mart mı? Şubat. Tam hatırlayamadım ya şu an. Belli. Çalışmadı. İyi hatırla. Vallahi tam yalan söylemeyeyim ama tam hatırlayamadım ya şu an. Senenin ilk ayı. Ocak mı? Kaçı? Aralık. Vallahi kaçıydı? İkinci haftası olması lazım. Ben ilk haftası diyorum. Bence yani senenin ilk ayını bildiği için alkışlayalım. Aynen senin. Peki bunu yanlış bildin. Ocağın beşiydi. Peki benim yaptığım en güzel yemek hangisi? Karnıyarık.
Ben genelde pilavla karnıyarık beraber yaptığım için eşim direkt karnıyarık söyledi. Peki en kötü hangi yemeği yapıyorum sana göre? Hiç kötü yemeğini yemedim şu ana kadar. Hayret bir soru. Eşiniz 3 sorudan bir tanesini bildi Ayşe Hanım. Evet, başka soru kalmadı zaten. Yarım saat sonra eve geleceksin, görüşeceğiz. Tamam. Hadi bak. Hadi. Karnıyarıkla pilavı dediğim gibi beraber yaptığım için o öncelikle herhalde onu söyledi. Normalde pilavımı çok beğenir. Bilmiyorum, nişan tarihini de bilmedi. Herhalde 1,5 sene olunca eskiyor muyuz anlamadım ben de. Yavaş yavaş unutuluyor herhalde tarihler. Bu şekilde böyle eşlerimize az buz, bu şekilde tanıdık kızlar. Ben size albümümü vereyim, sürpriz kıyafetimi getireyim. Ayşe Hanım hangi kıyafetini giyecek acaba? Kızlar ben geldim hemen. Çabuk geldin, çabucak geldin. Evet, açık olduğum için uygun bulmadım. Onun için giymedim. Ayşe Hanım'ın kına kıyafetini nasıl buldunuz hanımlar? Olabilir, kına gecesi için. Teşekkür normal ederim. Aynen, yani kına için uygun bir kıyafet. Katılıyorum ben de arkadaşlara. Teşekkür ederim kızlar. O zaman böyle albümlerimi yorumlayın. Ben de şöyle oturayım. Bakalım Ayşe Hanım'ın albümü beğenilecek mi? Açıkçası ben baktım her sayfasına ama benim beğendiğim bir poz yoktu. Bilmiyorum, bana çok sıradan geldi. Şöyle. Ya biraz şey gibi, sanki düğüne yetişememişsiniz de ama hemen bir poz almışlar yani gibi. Yani üzerinde hiç zaten öyle bir şey de oldu. Oynanmamış. Yani olduğu gibi hemen çekilip koyulmuş fotoğraflar, bir rötuş falan yani yok gibi. Orijinal diş çekim gibi gözükmüyor açıkçası. Ben de katılıyorum. Orijinal bir dış çekimine benzemiyor açıkçası. Bir de az kareler var. En azından farklı modeller var. Farklı çekindik. Farklı tarzda. Bakmışsın. Evet. Fotoğrafçıya. Evet, bakmışsın. O çok güzel olmuş. Yani ben yorumlayayım. Bakayım şöyle. Baktım da zaten farklı biraz önce. Farklı objeler kullandık. Şu çok ünlü fotoğrafçılara yaptırdım denilen albümlerden seninki daha iyi. Onu söyleyeyim. Ben çok da uygun bir fiyata yaptırdım. Ben yalnızca şu kartları pek sevemedim. Sanki düğün salonundaymış gibi. Ondan harici iyi yani. Düğün salonu bahçesinde de çekilmedik. Emirgan'da çekindik fotoğrafı. Onu da şu olmamış mesela. Sanki düğün salonunda kartmış gibi. Ne yazıyor? Oynamaya bir de kalsın. Aynen, olmamış evet. O. Yoksa geneli iyi. Ne kadara yaptırdın? 600 TL'ye yaptırdım. Dış çekim albüm. Sadece bu mu var? Bu yok, biraz iki daha tane de cep albümü var. Bir de büyük çerçeve verdiler ama fakat çerçevem kırıldı. Resmi duruyor. Davetiyeyi nasıl yorumlayacaksınız hanımlar? Davetiyeni de ilk ben yorumlayayım. Davetiyenin dışını çok beğendim. Fakat içiyle alakalı bulmadım. Yani şimdi dışında şöyle çiçekler var, içinde hani en azından dışından bir parça görmek isterdim içinde de. Hani sanki bu buna ait değil gibi hissettim ben. Ama dışını çok beğendim. İçini ben kendim öyle olmasını istedim. O zaman o dudak ve bıyık çok trend bir şeydi. Evet ama onların kendi çok dış kapakları evet, var. Onlar. Hani bu böyle olmasaydı bu davetiye güzel bir davetiye olurdu. Değişiklik olsun diye öyle yaptım. Yani iki istediğimde yani kullanmak benim istedim. Benim yorumum bu şekilde. İsterseniz siz de bakın. Ben de dışını beğendim. Yani içindeki sadece şunları sevemedim. Evet, onlar yani o da farklı gibi duruyor yani açtığında. Ve final gününün puanlama zamanı geliyor. Ben hala çok heyecanlıyım kızlar. Haftanın sonuna geldik. Final günü benim evimde oldu. Hala çok stresliyim. Sizi puanlama için isterseniz teker teker alayım. Asena Hanım, senden başlayalım istersen. Tamam. Asena Hanım, Ayşe Hanım'a kaç puan işleyecek acaba? Ben mobilyasıyla falan alakalı çok konuşmak istemiyorum. Gün içinde zaten onlara değindim. Sadece güçlü duruşunu, yani dayanıklı durmuş ve birçok şeyle tek başına mücadele etmiş. O yüzden ona puanım 9. Asena Hanım Ayşe Hanım'a 9 puan işliyor. Evet, bugün arkadaşımız da o kadar eleştiriler yaptı, benim evimde olsun, başka evde olsun ve kendi evini düşünmeden yaptığını düşünüyorum. Dekorasyonu uyumlu bulmadım hiç ve sadece misafirperverliğine veriyorum.
ve arkadaşımıza puanım. Çeyizini ve misafirperverliğini beğendim. Evinde ve düğününde bana göre yeterli değildi. Karmaşa vardı. Bu yüzden puanım. Nurten Hanım Ayşe Hanım'a 5 puan işliyor. Arkadaşımın ev sahipliğini beğendim. Fakat evinde pek uyum bulamadım. Her şey farklıydı. O yüzden arkadaşıma puanım. Puanlar verildi Ayşe Hanım. Çil çil altınlar sahibini bekliyor. Ben de ekibimizden altınları alayım. Geleyim kızlar, finalimiz başlasın. Tamam. Evet kızlar, altınlar da geldi. Altınlar yakından nasıl görünüyor hanımlar? Çok güzel görünüyor. Elifer, sizin ilk defa bu kadar güzel bir tepki verdi. Evet, sessizliğini bozdu gerçekten. Demek ki altınları görmesi gerekiyormuş. Evet, böyle şıngır şıngır. Normalde sevmem de şimdi yarışma. Kazanmak var şimdi. Ben de kazanmak var. Evet. Gelin evi sizlere hatıra olarak kokulu sabun veriyor hanımlar. Tarçınlı. Kedi ayaklı herhalde. Çok güzel. Evet, patiler var. Altında bir sabun daha var. Sabun evet. Olmasa yiyecek bir koku var içinde. Teşekkür ederiz gelin evine. Evet, bebek mevlidinde de dağıtılabilir. Ben düşünebilirim şahsen. Aynen, sen sana düşün. Fikir olsun. Evet. Haftanın finalinde bakalım altınları kazanan kim olacak? Hanımlar, pazartesi gününden başlayarak sırayla puan sandıklarınızı alır mısınız lütfen? Nurten Hanım, gelin evinde nasıl bir hafta geçirdiniz acaba? Yoğun ve yorucu bir haftaydı. Zaman zaman keyifli, zaman zaman can sıkıcı durumlar da oldu. Buna rağmen arkadaşlarımı tanıdığıma sevindim. Pişmanlığınız ya da keşkeniz oldu mu Nurten Hanım? Hayır, bir pişmanlığım yok. Herkese adil davrandığımı düşünüyorum. Peki gelinlerimiz size adil davranmış mıdır? Bilmiyorum. Sandıklar açıldığında göreceğim. Altınları alırsanız ne yapacaksınız Nurten Hanım? Yatırım amaçlı kullanırız sanırım. Asena Hanım, sizin için nasıl bir hafta oldu? Benim için Perşembe günü hariç güzel bir haftaydı. Keyifliydi ondan sonrası. Perşembe günü için neden öyle söylediniz? Sizi rahatsız eden nedir Asena Hanım? Perşembe gününden komple rahatsız oldum. Hatta imkan verseler tarihten çıkartırım. Ev sahipliği olsun, her şey yani. O günle alakalı her şeyi sildim ben beynimden. Perşembe gününün ev sahibi Suna Hanım, Asena Hanım'a bir cevabınız var mı acaba? Tam isabet olur zaten. Egosu tavan olan insanlarla muhatap olmayı ben de istemiyorum. Evimi aldığım için de çok pişmanım. Tam sana yakışan bir cevap. Asena Hanım, puanlamada size adil davranılmış mıdır? Kesinlikle hayır. Neden adil davranılmadığını düşünüyorsunuz? Evimin beğenilmesi olabilir, rakip olarak görülmem olabilir. Kıskançlık olabilir, keza öyle düşünüyorum. Birkaç kişi haricinde adil davranılmamıştır. Peki altınları kazanırsanız ne yapacaksınız? Altınları alırsam diğer altınlarımı yanına koyacağım. Nilüfer Hanım, sizin için nasıl bir hafta oldu acaba? Yorucu ama keyifli geçti. Benden yana bir sıkıntı olmadı arkadaşlara. Herhangi bir pişmanlığınız var mı peki? Pişmanlığım yok. Olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Puanlamada adaletli davrandınız mı Nilüfer Hanım? Kesinlikle. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ben içimden gelerek puanı verdim ve vicdanım çok rahat şu an. Peki size adaletli davranılmış mıdır? Göreceğiz. Açılmadan bilemeyiz. Altınları siz alırsanız ne yapacaksınız acaba? Bebeğim için harcayacağım. Suna Hanım, sizin için nasıl bir hafta oldu acaba? Benim için
Bazı günler güzeldi. Bazı günler hiç yaşamasaydım dediğim günlerdi. Yorumumu bazı kişilerin nerede olduklarını göstermek için aslında iyi oldu. Birileri kendilerini fazla yükseklerde sanıyordu. Nerede olduklarını hatırlattık. Sonucunda da bunu görecekler zaten. Sonucu görünce nerede olduklarını bilecekler. İyiydi benim için. Diğer arkadaşlarımla tanıştığıma çok memnun oldum. Güzel bir hafta oldu. Biraz önceki cümlenizi biraz açar mısınız? Tam olarak ne demek istediniz? Hak ettiği, aslında kendisinin o kadar yüksekte olmadığını gösterdik kendisine. Gösterdik derken? Ben evini beğenmedim. Neden çoğul o zaman konuşuyorsun? Ben evimi beğenmedim. Beğenmediğim kişilere de o puanı verdim. Arkadaşlarımın da beğenmediğini biliyorum, tahmin ediyorum. Çünkü o günkü yorumlarımıza karşı ona göre konuşuyorum zaten. Tam istediğim gibi konuşuyorsun. Beni haklı çıkardın. Ben kendisine cevap vermeye tenezzül etmeyeceğim. Veremezsin zaten. Yetmiyor yani bir şekilde. Suna Hanım, puan verirken adaletli davrandınız mı? Evet, adaletli davrandığımı düşünüyorum. Herkesin hak ettiği puanı verdiğimi düşünüyorum. Size adaletli puan verilmiş midir peki? Zaten bazıları evime gelirken puanı belliydi. Bu bazıları dediğim kişi zaten kendi ağzıyla bunu söylemişti. O yüzden adil davranıldığını düşünmüyorum. Altınları siz alırsanız ne yapacaksınız? Birikim amaçlı kullanacağım altınları alınca. Ayşe Hanım, siz gelin evinde nasıl bir hafta geçirdiniz acaba? Ben haftanın ilk başından beri çok heyecanlıydım. Çok güzel geçti benim için. Ben bütün arkadaşlarımın bana karşı çok misafirperver olduğunu düşünüyorum. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Ben onların hiçbirinin hakkını yediğimi düşünmüyorum. Hepsinin hak ettiği puanı verdiğimi düşünüyorum. Vicdanım bu konuda rahat gerçekten de. Zaten daha sonra izlediklerinde kendileri de anlayacaklar. Eğer onları kırdıysam, üzdüysem onlardan şimdiden özür diliyorum. Onların hakkına girmek istemiyorum kızlar. Hepinize kırdıysam eğer hakkınızı helal edin. Bu bir yarışmaydı sonuçta. Kimin kazanılacağı belli değildi. Herkesin evine göre yorum yapıldı sonuçta. Kişilik ve karakterine göre değil. Evime gelen herkese misafirperver davrandığımı düşünüyorum. Herkese hizmetkar olduğumu düşünüyorum. Bilmiyorum arkadaşlarım nasıl düşünüyorlar. Bu şekilde ben çok heyecanlıyım. Altınları da kazanırsam eğer ufak kızım için, siz de gördünüz, onun için harcayacağım. Evet hanımlar, birincilik ve sonunculuk tahminleriniz nedir acaba? Nurten Hanım? Birinciye dair bir fikrim yok ama sonuncu ya Nilüfer ya da Ayşe olur diye düşünüyorum. Diğer arkadaşlar arasında da kendim ve Suna ve Asena. Asena Hanım, sizin tahminleriniz nedir? Ayşe birinci olur diye düşünüyorum. Suna da sonuncu olur. Nilüfer Hanım, sizce kim birinci, kim sonuncu olur acaba? Ben de tam tersini söylüyorum. Suna birinci olur, Ayşe sonuncu olur diye düşünüyorum. Suna Hanım, sizin tahminleriniz nedir? Ben de Nurten arkadaşımın birinci olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk gündü. Kimse kimsenin kişiliğine göre puan vermedi. İlk gün olduğu için Nurten arkadaşımın birinci olacağını düşünüyorum. Nilüfer arkadaşımın da sonuncu olacağını düşünüyorum. Ayşe Hanım. Ben de aynı şekilde Nurten Hanım'ın ilk günün verdiği etkiden dolayı birinci olacağını düşünüyorum. Nilfer arkadaşının da sonuncu olacağını düşünüyorum. Bakalım altınlar bu hafta kime gidecek? Tahminleriniz doğru çıkacak mı acaba? Puan sandıkları açılıyor. Nurten Hanım, puan sandığınızı açar mısınız? 24 puan için ne söyleyeceksiniz Nurten Hanım? Açıkçası bir tahminim yoktu. Yani ne şaşırdım diyebilirim ne de beklediğim puandı diyebilirim. 24 puan sizi kaçıncı yapar dersiniz? Yani bilmiyorum. Asena Hanım, siz puan sandığınızı açar mısınız? 21 puan. Ne söyleyeceksiniz? Beklediğim bir puandı. Zaten birinci oldurmayacaklarını anlamıştım. Nilüfer Hanım, puan sandığınızı açar mısınız lütfen?
16 puan aldınız. Ne düşünüyorsunuz Nilüfer Hanım? Çok adil davranmışlar arkadaşlar. Hepsinin yüzünü öğrenmiş oldum. Bu söyledikleriniz bütün gelinlerimiz için mi? Evet. Siz kaç puan bekliyordunuz peki? Kaç bekliyordun diye değil, bunu beklemiyordum. Bu resmen adaletsizlik. Ve verdiğim puanlara da pişman oldum şu an birkaç kişiye. Peki en çok kime kırıldınız Nilüfer Hanım? Suna ve Ayşe. Ve diğerlerinden bekliyordum zaten o puanı. Evine yaptığım eleştirilerde verdiğim puan tutarlı. Zaten kendi izlediği zaman da o zaman sakin bir kafayla izleyince anlayacak neler. Benim evim sıfırlık değildi. Tamam mı? Değildi. Biz zaten eve... Sana verdiğim puana da pişmanım şu anda. Biz eve zaten yorum yapmadık. Evin eşyasına ve düzülüşüne yorum yaptık. Evet. Gayet de misafirperverdim. Bunu izleyince görürsün, inşallah pişman olur. Ben de kendi cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Biz kimsenin kişilik ve karakterine göre puan vermiyoruz. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde yakın davrandım. Hiç kimseye itici bir kelime, bir laf kullanmadım. Sadece arkadaşım, herkese samimi davrandım. O niye öyle algıladı bilmiyorum. Ben kimsenin kişilik ve karakterine göre puan vermedim. Kişilik herkesin değil. Evine göre düğünü puan verdim. Düğünü beğendim diyorsunuz. Benim cümlemin bitmesini evet. Bekle. Ben seni bekliyorsam sen de beni bekleyeceksin. Herkese adil davrandığımı düşünüyorum. Bu kadar. Çok güzel, adil davranmışsın. Ben açabilir miyim artık? Ben çok heyecanla bekliyorum şu an. Suna Hanım, puan sandığınızı açar mısınız lütfen? 22 puan. Evet, 22 puan. Zaten ben pek puan beklemiyordum. Evime gelenler puanını belirlemiş gelmişlerdi. O yüzden bir şey demiyorum. Ve ev sahibi gelinimiz Ayşe Hanım, puan sandığınızı açar mısınız? Ayşe'nin koptu. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim hepinize. Haftanın kazanan gelini 25 puanla Cuma günü yarışan gelinimiz Ayşe Hanım oluyor. Teşekkür ederim. Sağ olun hepinize verdiğiniz puanlar için. Çok sağ olun. Nurten Hanım, bir puan farkla birinci olamadınız. Ne söyleyeceksiniz? Evet, bir puanla kaçırdım. Ama Ayşe'nin de kazanmasına sevindim. Teşekkür ederim. Ayşe Hanım, vardı. Sizin duygularınızı çok, öğrenebilir çok miyiz? Çok mutlu oldum. Gerçekten çok ihtiyacım vardı. Çok teşekkür ederim. Hak ettiğimi düşünüyorum bunu gerçekten. Çok sağ olun kızlar. Günün sonunda Ayşe Hanım, Asena Hanım'dan 9, Nilüfer Hanım'dan 5, Nurten Hanım'dan 5 ve Suna Hanım'dan 6 puan alarak toplamda 25 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben de Nilüfer'in lafına katılıyorum. İnsanların karakterini ve kişiliğini öğrenmiş oldum ben de burada. Çok sağ olun hepinize. Teker teker çok evet, teşekkür ediyorum. Ben de öğrenmiş oldum. Bile bile kullan. Çok teşekkür ederim. Senin sayende kazandım. Gelin evinde takı töreni başlasın hanımlar. İzleyelim kim ne takmış gör. Ayşe Hanım, altınlarınızı güle güle kullanın. Gelin evine katılan tüm gelinlerimize teşekkür ediyoruz. Gelin evi diğer gelinlerine de teselli altını hediye ediyor. Sizler de altınlarınızı iyi günlerde kullanın hanımlar. Haftaya yeni yarışmacılar, yeni gelinlerimizle aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz.